Asker! Siz kulaklarınızı Batı'nın yalanlarına çevirmişsiniz. Ben bir karış toprak vermediğim gibi, aksine petrol arazilerini sizin istikbaliniz için teminat altına aldım. Lakin görüyorum ki siz Batı'nın yalanlarına kulak kabarttıkça istikbalde bu arazileri koruyamayacaksınız. Sizlere ilk ve son kez söylüyorum. Bundan sonra mesuliyet sizindir. Size devletin siyasetini anlatıyorum. Bunu duyduktan sonra yalana inanan, namerde hizmet eden, anasından emdiği sütü, ayağının bastığı vatan toprağını ziyan etmiş demektir. Evlatlarım, Berlin Kongresi'nde Osmanlı paylaşıldı. İngilizler ve Ruslar bu hususta anlaştı. Biz siyasetimizle onların oyunlarını başlarına yıkmaya azmettik. İngilizler Yunan'ı cepheye sürdü. Bize baş kaldıranları mahvettik. Şimdi tek endişem evlatlarıma. Sizleri benden almaları. Biz sizler için mektepler, mühendishaneler, tıbbiyeler açtık. İstikbalimizi küffara vermeyin diye cehd ettik. Şimdi siz bilin ki hakkımı helal etmiyorum. Beni lime lime etseler, evimi başıma yıksalar, evlatlarımı benden alsalar hakkımı helal ederdim. Lakin devletime saldıranlara, mukaddesime saldıranlara, bunlara uyanlara hakkımı helal etmem. Helal etmiyorum. Bana Kızıl Sultan deselerdi, bana hakaret etselerdi, hakkımı helal ederdim. Lakin peygamberime hakaret etmek için oyun tertip edenlere hakkımı helal etmiyorum. Dini mübin İslam'a saldıranlara hakkımı helal etmiyorum. Beni fakir koysalar, bir lokma ekmeğe muhtaç etseler hakkımı helal ederdim. Lakin milletimin rızkıyla oynayanlara, milletimin ekmeğine göz dikenlere hakkımı helal etmiyorum. Sizler bunu bilip Batı'nın uşağı, Batı'nın dili olursanız, devletinizi, dininizi, dilinizi, namusunuzu başınıza tac etmezseniz hakkımı helal etmiyorum. Mukaddes emanete sahip çıkmazsanız, gençliğinizi şeytanın fısıldadıklarıyla geçirirseniz hakkımı helal etmiyorum.